Günaydın efendim, hoş geldiniz hanım eline, hayırlı sabahlar. Sesimizin ulaştığı herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah'ın selamıyla programımıza başlayalım efendim. Bugün Kızılay Kan Merkezi'ndeyiz. Çok güzel görüntüleri size ulaştıracağız. Ve bakalım kan verme işleminde kan bağışçısı olmak için neler gerekiyor? Bütün bu detayları ekranlarınıza yansıtacağız efendim. Diyoruz ki mottomuz her zaman şu: verdiğiniz bir kan, üç tane can ve üç tane cana can olacak, umut olacak. Bugün hanım elinde tüm bu detayları ekranlarınıza getireceğiz. Haydi başlayalım. İnsan insan derlerdi, insan nedir şimdi bildim. Can can değil söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim. Bu alkışlar sana. Koronavirüse karşı mücadeleyi sen kazandın. Bunlar da sana. Çünkü insan insana muhtaç dedin. Kanından kan, canından can verdin. Şimdi sıra mücadeleyi kazanan diğer hastalarımızda. Plazma bağışlayın, Kızılay olarak hastanelere ve Sağlık Bakanlığı'na ulaştıralım. Bu zorlu günün sonunda plazma bağışınla insanlık kazanacak. Bağışçısı olmak, birçok hayata umut olmak, can olmaktır. Bugün Kızılay Kan Merkezi'ndeyiz ve bakalım burada işlemler gerçekleşiyor. Efendim, Hacı Veysade kan alma birimindeyiz ve yanımızda Engin Çorman beyefendi var. Konya Kızılay Kan Merkezi yetkilisi. Çalışmalar hakkında bilgi alacağız. Çok önemli, özellikle pandemi döneminde yapılan çalışmaları konuşacağız. Ve yayınımıza hoş geldiniz hanım eline. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. İlginiz, alakanız için de ayrıca KonTV ailesini ve hanım eli programına teşekkür etmek istiyoruz buradan. Biz de teşekkür ederiz. Vatandaş için, bu ülke için çalışan her nokta varsa biz de orada olmaya gayret ediyoruz ki Kızılay bizim canımız, ciğerimizdir. Bu ülkenin medarı, iftarıdır. Bir sizi tanıyalım. Evet. Ondan sonra soracaklarım var. Tabii onları de izleyicilerimiz için cevaplandırın. İsmim Engin Çorman. Türk Kızılay'ı Konya Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğü'nde kan bağışçısı kazanımı personeli olarak, meslek yetkilisi olarak görev yapmaktayım. Kan bağışı öncesindeki organizasyonları, insanları kan bağışına teşvik etme yönündeki çalışmaları yapmaktayız, yürütmekteyiz birlikte. Şimdi kan bağışçısı deyince Engin Bey, biz tam olarak ne anlamalıyız? Evet, 18-65 yaş arasında 50 kilonun üzerindeki her sağlıklı birey aslında bizim ülkemizde birer kan bağışçısı adayı. Genel kriterlerimiz bunlar. Onun dışındaki kan bağışçısı seçim kriterlerini kan bağışı noktalarına gelerek kan bağışlamayı düşünen vatandaşlarımız burada bir form doldurarak kendilerinin uygun olup olmadıklarını içeride doktorumuz değerlendirmiş oluyor. Yani siz buraya geldiniz, kıymetli izleyicilerimiz, kan vermek istiyorum dediniz. Hemen sizi kan almak için yatırmıyorlar ya da oturtmuyorlar. Evet. Bunun için önce bir form dolduruyoruz. Evet. İlk aşama bu. Formda hangi soruların cevapları var? Cevaplarını arıyorsunuz. Evet, birçok soru var aslında. Burada birincil aşamada öncelikle kanı bağışlayan kişiye herhangi bir zarar gelecek mi? Bunun değerlendirilmesi yapılıyor. İkinci aşamada da kanı kullanacak olan hastaya bir zararımız dokunacak mı, dokunmayacak mı? Bununla ilgili bir ön sorgulama yapılıyor. Tabii ki de sonrasında kan bağışladığımız kanlara çeşitli testler de yapılarak kanın uygunluğu teyit edilmiş oluyor. Yani sadece saf kan verildiği zaman siz aslında onun içerisindeki ayrıştırmayı yapıyorsunuz. Peki ben nereye kullanılacağını biliyor muyum? Ben kanımı verdiğim zaman ne olacağı hakkında beni bilgilendiriyor musunuz? Evet, tabii ki de. Bununla ilgili olarak size bir bilgilendirme yapılıyor. Ama esasen özetlemek gerekirse kan 3 farklı ürüne ayrıştırılıyor. Biz aslında bir torba, bir ünite kan bağışlayarak da 3 farklı kişinin hayatını kurtarmış oluyoruz. Kırmızı kan hücrelerinden oluşan kısım artı 4 derecede 42 gibi boyunca saklanabiliyor. En yoğun kullanılan kan ürünü bu. Beyaz kan hücreleri dediğimiz kan pulcukları, kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan ürünü de her 4 veya 5 kişinin bağışladığı kandan süzülerek artı 25 derecede oda sıcaklığında 4 veya 5 gün saklanmak suretiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Geriye kalan sıvı kısım plazma ise eksi 40 derecelerde 2 yıla kadar saklanabiliyor. Onlar da yine ihtiyaç duyulan durumlarda hastalara nakledilmek üzere sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor. O yüzden biz bir kan bağışıyla 3 tane cana hayat oluyorsunuz, umut oluyorsunuz diyoruz. Evet. Yani bir kişi bir kan vermeye geldiğinde 3 tane insanın hayatını vermiş oluyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz.
Özellikle de pandemi koşullarında insanların kafalarında çeşitli soru işaretleri olabiliyor. Özellikle de hijyen aşamasında. Gördüğünüz üzere form doldurma alanlarımızda separatörlerimiz var. Hem de çapraz pozisyonda, yani bir masada iki kişi çapraz şekilde form dolduracak şekilde kan bağışı alanında ön sorgulama, kan bağışı sorgulama formunu dolduruluyor. Kullanılan kaleme kadar tekrar dezenfekte edildikten sonra, isterseniz şöyle yavaş yavaş içeri geçelim. Burada bağışçılarımıza bir dezenfektan ikram ediliyor. Akabinde ateşlerini de kontrol ederek herhangi bir ateş yüksekliği yoksa içeriye kan bağışı için ön sorgulama, ön muayene aşamasına alınıyor. Bir taraftan da tabii ki burası Konya'nın da tam merkezi, kalbi olduğu için hani arayıp sormanıza, nereye gideceğim, nerede acaba kan verebilirim demenize gerek kalmayacak. Burada aslında insanların da görüyor olması, merkezi görüyor olması, hemen algıda seçicilikle ah bir sorayım, bir danışayım diye de gelmelerini de aslında sağlıyor merkezde olması. Çok haklısınız. Aslında kan bağışında da yeni bir dönem başladı. Randevulu sistem. kanver.org adresinde kan bağışı noktalarının hemen yanında. Aslında kan bağışı noktalarında nerelerde kan bağışlayabileceğinizi, hangi saat aralıklarında açık olduğunu görebilmekle beraber kan bağışı randevusu sistemiyle de kendinize uygun saat aralığını seçip o saat aralığında gelip hiç sıra beklemeden kan bağışı da yapabiliyorsunuz. Kaç dakikamız alacak? Ben geldim. Evet. Öğle arası olabilir, akşam çıkışı olabilirse, mesai saatleri içerisinde midir? Evet. Tok karnına gelmeniz gerekiyor öncelikle. Yanınızda kimliğinizin bulunması gerekiyor ve pandemi koşullarından ötürü de maskemizin de takılı olması gerekmekte. Geldiğimiz zaman bir form dolduruyoruz. Formda sorulara verdiğimiz yanıtları istinaden doktorumuz bizi ufak bir fiziki muayeneye tabi tutuyor. Buraya kadar geçen süren yaklaşık bir 5 dakikamızı alıyor. Bir 5 dakikada ortalama kanın torbaya dolması sürüyor. En sonunda da bir 5 dakika dinleniyoruz. Bir maden suyu çokoperans ikramımız oluyor. Toplamda da 15 dakikamızı alacak kısa bir işlem sonucunda hiç tanımadığımız tam 3 kişinin hayatını kurtarmış oluyoruz. 15 dakikada hayat kurtarılıyor. Hemen Şahin şurayı gösterelim. Formlarımız şöyle, şu şekilde formlarımızı dolduruyorsunuz. Engin Bey, şöyle bir açalım. Evet, tabii ki. Kalemlerimiz var. Engin Bey'in dediği gibi pandemi döneminde tabii ki hijyen bizim için çok önemli. Maske bizim için çok önemli. Kullandığınız kalem yeniden dezenfekte olup tekrar buraya koyuluyor. Evet. Ve bu sorulara cevap veriyorsunuz. Evet, doğrudur. Engin Bey'in dediği gibi sadece nüfus cüzdanınızın olması yeterli. Yanınızda, maskenizin olması yeterli. Bir de karnınızın tok olması gerekiyor. Karnınızın tok olması gerekiyor ki ayılıp bayılmak. Evet. Peki şey mi Engin Bey? Yani zayıf olması, işte zaten benim kanım düşük olması, değerler vardır ya işte. Evet. Kadınlarda 11 çok iyidir. Hatta 10 bile olabilir. İşte kadın erkek değerleri de farklıdır. Bu konuda yaş ve kanın az olması konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Korkacağımız bir şey var mı? Korkacak, endişe edecek hiçbir şey yok. Aslında bütün korkularımızı, endişelerimizi yenecek yegane duygu hiç tanımadığımız bir insanın hayatını kurtarma düşüncesi olacaktır diye düşünüyoruz. 50 kilonun üzerinde her sağlıklı birey, hacimsel anlamda bir ünite diye tabir ettiğimiz yaklaşık 450 mililitre 480 gram civarındaki kanı bağışlayabiliyor. Bu kişiye herhangi bir zarar vermiyor. Sonrasında formu doldurduktan sonra parmak ucumuzdan bir damla kan alınmak suretiyle vücudumuzda yeterli miktarda kan var mı yok mu 30-35 saniye içerisinde bu tespit ediliyor. Kan değerlerimiz normalse dahi kan bağışlayamıyoruz. Normalden 1 gram yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla bağışladığımız kanın bize herhangi bir zararı dokunmuyor. Peki o fazla olması kişinin yapısıyla alakalı ya da kan değerleriyle alakalı? Tamamen beslenme alışkanlıklarıyla alakalı. Evet, doğrudur. İsterseniz o tarafa doğru geçelim. Evet, hemen şöyle bir ilerleyelim. Özellikle buradan da bahsedelim. Pandemi döneminde aslında buraya yeniden yerleştiniz siz, değil mi? Otobüsleriniz vardı. 3 yatak kapasitesi var ve insanlarda arasındaki sosyal mesafenin korunmasında sıkıntılar olabileceği için il müftülüğümüz sağ olsun burayı tahsis ettiler bize. Burada kan kayıt ve kan sayım alanımız var. Burada 35 saniye içerisinde insanların kan değerlerine bakılıyor. Yine tansiyonları ölçülerek, ateşleri ölçülerek muayene bulguları doldurdukları kan bağışı sorgulama formuna kaydediliyor. Hemen akabinde paravanın arkasında oturan doktorumuz tarafından kan bağışı seçim kriterleri, kolay gelsin, uygunluğu değerlendiriliyor. Kendisine bir zararı dokunmayacaksa ve kanı kullanacak olan hastaya da bir zararı dokunmama ihtimali var ise kan bağışı için rahat yataklarımıza uzanıyor bağışçılarımız. Gördüğünüz muayene örtüleri her kan bağışçısından sonra değiştiriliyor.
Yine kanı alan flebotomist arkadaşlarımız kişisel koruyucu ekipmanları üzerlerinde tamamen pandemi koşullarındaki hijyen şartlarına uygun bir şekilde kan bağışı işlemini gerçekleştirmesini sağlıyor kan bağışçılarımızın. Akabinde de ikram alanımız var. Bir maden suyu çok operans ikramımız oluyor. Ve az önce de bahsettiğim gibi 15 dakikanın sonlanmasıyla birlikte buradan bağışçılarımız hiç tanımadıkları 3 farklı insanın hayatını kurtarmış olmanın verdiği mutlulukla ayrılıyorlar. Harika. Hani bir kan dostum. Evet. Hashtag'i de başladı aslında. Evet. Onunla birlikte bir kan dostu oluyorsunuz. Evet. Ben şöyle söylüyorum. Hayatta kahraman mı olmak istiyorsunuz? O zaman gelin can kurtaralı olun, bir kahraman aslında olun. Aslında çok basit. Dediğiniz gibi kan dostum hashtag ile gelip tüm halkımızı, vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyoruz. Peki Kızılay genel anlamda Türkiye'deki çalışmalarında da tabii ki çok fazla çalışmalar yapılıyor, projeler yapılıyor. Özellikle pandemi dönemini bir konuşmak istiyorum sizinle. Biraz kanların da azalmasıyla birlikte pek çok kurumla birlikte ortaklaşa da projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Evet, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız sağ olsunlar kan bağışına pozitif olarak ciddi anlamda destek verecek şekilde yaklaşımda bulundular. Ayrıca Konya il genelinde özellikle öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Konya Valiliğimiz, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere ve Konya İl Müftülüğümüz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özel sektör teşebbüslerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Ülke genelinde yapılan kan bağışı çağrısına kayıtsız kalınmadı ve kan bağışı etkinliklerine katkıda bulunuldu. Tabii kan acilliği sürekli bir ihtiyaç. Sadece bu dönem için değil, günlük ortalama 300-350 ünite kan kullanılmakta Konya il genelinde. Düzenli olarak devam etmesi neticesinde Konya il genelinde de, hatta ülke genelinde de kimsenin kan aramaması gibi bir durumda söz konusu olacaktır. Aslında sadece Konya'da işte Milli Eğitim'in, Müftülüğün ya da belediyenin çalışması sadece Konya şehri için geçerli değil. Türkiye'nin her yerinde aynı paslaşma diyelim ya da proje kapsamında aynı kan bağışları devam etti. Evet, devam etti. Yani. Konya'da biraz daha bir farklılık var. Büyükşehir Belediye'miz ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte kampanya adı verdiğimiz Konya İnsan Mektebi çatısı altında yürüttüğümüz bir proje vardı. Pandemi döneminde dahi ciddi anlamda çalışmalar yapıldı milli eğitim bünyesinde ve çok ciddi anlamda da kan bağışı sayılarına ulaşıldı. Ayrıca aslında, teşekkür etmek istiyoruz onlara. Evet, Milli Eğitim İnsan Mektebi projesiyle zaten çok büyük bir geniş bir ağda çalışmalarını sürdürdü. Aslında aileye ulaştığınız zaman çocuğa da ulaşıyorsunuz değil mi? Öğretmene ulaştığı zaman öğrenciye ulaşıyorsunuz. Evet. Bu aslında böyle kelebek etkisiyle dağılan bir şey ki bu kurum için de aslında çok önemli. Bir kişi ben kan verdim deyip diğerine etkilediği zaman Engin Bey daha hızlı yayılıyor aslında. Evet, çok çok haklısınız. Bu vesileyle de başta Kon TV ailesi ve Hanımeli programı başta olmak üzere teşekkür etmek istiyoruz. Bize bu imkanı sağladığınız için ve Konya il genelinde programı izleyen özellikle de kadınlarımıza kan bağışı çağrısında bulunmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde Konya'da olduğu gibi kadın kan bağışçısı oranı erkeklere nazaran çok çok düşük. Dolayısıyla bende zaten kan yok ki, benden kan almazlar ki gibi düşüncelere kapılmadan gelsinler, bir 5 dakikalarını ayıracaklar. Burada kan değerlerine bakılıyor, kan bağışına uygunlukları değerlendiriliyor ve çoğunlukla da %80 oranında kan bağışlayabiliyor kadınlarımız. O yüzden özellikle de kadınlarımızı bu vesileyle kan bağışına da davet etmiş olalım. Aslında pek çok alanda kadınlar öndedir. Evet. Hızlı çalışır, çabuk üretir, sever. Ama bu konuda eksik kalmışız. Şu anda öğreniyorum ben de. Bunu telafi etmemiz gerekiyor. Evet. Bence bize yakışanın bu olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, haklısınız. Çok çok teşekkür ediyoruz bu vesile sizlere de. İyi ki varsınız diyoruz. Kızılay Kan Merkezi yetkilisi Engin Çorman. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Kolaylıklar diliyorum. Bu ülke için çalışmaya, bu bayrak için çalışmaya hepimiz devam ediyoruz. Siz de bunun bir neferisiniz ve başarılarınızın devamı. Çok çok teşekkür ederiz. Sizler de iyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar. Engin Bey'e teşekkür ediyoruz ve şimdi ekranlarınıza bakalım kan vermeye geldiğiniz zaman kan merkezinde hangi aşamalarda sizi karşılayacaklar? Tüm bu ayrıntıları buradaki çalışan arkadaşlarımızdan öğreneceğiz. Bakalım nasıl oluyormuş. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum.
sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdu. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Aşımız dışarıda formunu doldurdu. İkinci aşama olarak tansiyon ölçümü, ateş ölçümü ve tabii ki kan değerlerine bakılacak, uygun olup olmadığı anlaşılması için. Bakalım kan değerleri bize ne söyleyecek? Benim kan değerlerime bakılıyor şimdi. Basayım son aşağı. Ateşinize bakacağım. 35.6. Ardından bir de tansiyonunuzu alalım. Ona iyi bir tansiyonumuz. Gayet güzel bayanın içinde. 14.5'da kan değerimiz. O da gayet güzel. Kaç dakikada ölçtük kan değerimizi? Yaklaşık 15 saniye. Oo, 14.5 çok iyi. Efendim ilk aşamada kaydınızı aldık. Tansiyonunuza bakıldı ve sonra doktor hanımın böyle güler yüzlü bir doktorla karşı karşıya geliyorsunuz. Tuba Hanımcığım kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. İyiyim, siz? Çok teşekkür ediyorum. Biz de iyiyiz. İkinci aşama artık bağışçı geldi. Benim aynen oturduğum yere oturdu. Evet. Ve sizin soracağınız sorular olabilir. Evet. Yönlendireceğiniz sorular olabilir. Neyle karşılaşacağız? Öncelikle bağışçımızın kaydı yapılıyor. Tansiyonu, biterleri, işte nabzı, kan seviyesi hepsi bakıldıktan sonra benim yanıma geliyor. Bağışçının doldurduğu bir form var. Bu form bizim için çok önemli. İçerisinde kan bağışına engel olan durumlarla alakalı sorular var. Soruladığı cevap, işte cevaplara göre bakıyoruz kriterler tutuyor mu? Boyu, kilosu, tansiyonu, yaşı hepsi önemli. Nabzı, o anki hani sağlık durumu hepsi önemli. Onları değerlendiriyoruz. Eğer uygunsa bağışçı, ben buradan onayını veriyorum ve donasyon alanına alıyoruz bağışçıyı. Yani buraya kan bağışlamak için gelen herkes hemen kan alınacak diye yatmıyor. Aynen. Bunun kriterleri var. Aynen. Peki bunun yaş ya da cinsiyetle bir ayrımı var mı? İşte şu kadar yaşta başlar ya da işte kadınlar işte daha çok sorularımız olur, onlarda daha çok inceleme olur. Yani insanların kafasında bu tür sorular olabilir. Aynen. Var mı böyle bir ayrım? Yaş olarak 18-65 yaş arası olan herkes kan verebilir. Cinsiyet ayrımımız yok. Bayan, erkek, herkes kan verebilir. Sadece buradaki önemli olan şey, kan bağışı yaparken kan bağışı yapan bağışçılarımızın sağlığını da göz önünde bulunduruyoruz. Yani hani burada gelip de zaten kansız olan, zaten rahatsızlığı olan birisinden kan alıp onun sağlığını tehlikeye atmamamız lazım. Sağlık kriterleri tuttuğu sürece herhangi bir cinsiyet ayrımı olmadan kan verebilir. Peki kronik rahatsızlıklardan da bahsedelim. Kronik bir rahatsızlığı olan kan verebilir mi acaba? Yani mesela örneğin tansiyondan hani örnek verebiliriz. Çok fazla olan bir hasta. Değil mi ilk aynen. aşamada? Aynen. Mesela diyelim ki hastamız kronik tansiyon hastası. İlacını kullanıyor, tansiyonu hep normal seyrediyor. Normal seviyede seyrettiği sürece ve kontrol altında olduğu sürece kan verebilir. Ama eğer hayati tehlikesi olan bir kronik rahatsızlığı varsa o zaman kan almıyoruz. Peki şeker hastası diyelim mesela insülin de kullanıyor. Evet. Şeker hastaları önemli bir hastalıktır evet. da. O zaman o durumda ne yapılıyor? İnsülin kullanan hastalarımızdan kan almıyoruz. Aynen. Kan almıyoruz. Var mıdır böyle bir madde? İşte insülin kullanan ya da hamile olabilir. Aynen. Gebelik, emzirme mesela durumunda almıyoruz. Ya da geçirilmiş yakın bir cerrahi operasyonda almıyoruz. Kalp rahatsızlığı olan bypass geçirmiş, anjiyo geçirmiş. Bunlardan almıyoruz. Ya da kalp ritim bozukluğu var. Çünkü her şeyden önemli olan burada insanlar gönüllü geliyorlar. Onların sağlığını da tehlikeye atmamak. O yüzden hani sağlıklı olan ve kan seviyesi kendilerine yetecek miktarın
bir tık daha üzerinde olan aşılardan kan alıyoruz. O yüzden gelenler de hani hiç endişe etmesinler. Biz zaten baştan hepsini değerlendiriyoruz. Onlara bir zarar gelmesini istemediğimiz için. O şekilde alıyoruz kanı yani. Tabii ki bir taraftan çünkü can kurtarılacak, hayat kurtarılacak evet. Ama öncelik verenin hayatının evet. Önceliği, onun iyi olması çok önemli. Siz ne kadar süredir Kızılay'dasınız? Ben 7 aydır Kızılay'da çalışıyorum. Güzel. Evet, öyle çok evet. Memnunum. Peki, şimdi izleyicilerimize bir hekim olarak... özellikle kan vermenin önemi noktasında hem bir bayan olarak hem bir hekim olarak bir anne olarak özellikle biz hanım elinde çünkü hanımefendilere de hitap ediyoruz. Önceliğiniz ne olur? Neler söylemek istersiniz? Şimdi hayatta herkes maddi durumu iyi olan herkes bir yardımda bulunabilir ama manevi değeri olan ve parayla satın alamayacağımız bazı değerler var. Bunlardan bir tanesi de ihtiyacı olan hastalara kan vermek. Kesinlikle o anda hani isterseniz dünyanın en zengin insanı olun, uygun kan grubu bulunmadığı sürece hastanıza yardım edemezsiniz. Böyle bir şey var. Bu kendi vücudunuzla, kendi isteğinizle hiçbir masrafta bulunmadan ama manevi değeri ölçülemeyecek kadar büyük olan yapabileceğiniz bir yardım. Özellikle anneler, bayanlar, biz özellikle bayanlar olarak daha duygusalız, daha düşünceliyiz, daha yardımseveriz. Yani artan yemeğimizi bile dışarıdaki kedileri bile düşünürüz hani veririz. Doğru, kuşlara ekmek atarız değil mi? Aynen o şekilde. O yüzden özellikle bayanların hani bu şekilde yardım yapması bence çok güzel olur. Üç kişiye hayat vermiş oluyorsunuz. Özellikle zaten hayat verdiğimiz kişiler, yardımda bulunduğumuz kişiler çok zor durumda olan kanser hastaları çoğunlukla. Evet, evet. Şöyle düşünebilirler yani. Hani yaptığınız yardımın manevi değeri ölçülemez hem de ileride de kendilerine de kan lazım olduğunda yaptıkları şeyin değerini aslında daha da çok iyi anlayacaklar. O yüzden tüm annelerimizi, bayanları bekliyoruz. Çok güzel söylediniz. Özellikle bu noktada empati çok önemli. Yani şu anda belki ihtiyacımız yok ama bir 10 sene sonra ya da başımıza ne gelecek hiç bilmiyoruz. Ani bir trafik kazası bile olabilir. Sadece kendi canımız değil, sevdiğimizin canı da olabilir. Empati bu noktada çok önemli. Evet. Benim başıma gelmez demiyoruz. Hayata ne yaşayacağımızı aynen. Hiç bilmiyoruz. Evet. Başarılar diliyorum. İyi ki varsınız. Buraya gelen kan bağışçılarını da tabii ki böyle güzel bir doktorumuzun karşılaması da bence artı. Yalnız şöyle bir şey var. Kızılay'da pek çok program yaptım. Hem sosyal kısmında yaptım hem sizin gibi işte hekimlerimizle yaptım. Hepsi hep çok güler yüzlü hem de işini çok seven. Çünkü işini aşkla yapan yorulmaz der ya Neşet evet, Usta. Evet. Onun gibi işini aşkla yapan yorulmaz. Siz de öylesiniz. İyi teşekkür ki varsınız. Ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ve böyle bir şeyi duyurduğunuz için biz mutlu olduk yani. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bakalım ikinci aşama doktor hanımın yanından sonra neresi olacakmış hemen öğrenelim. Niçin geldiniz buraya? Bence de bir tane şey olmasın. İki tane süre vardı. Bir tane şarkını bilmiyordum. Şarkı. Mikrofonu elimizde aldığımız zaman şarkı aklımıza geliyor değil mi? Kalpler de evet sonra da bir... Baba olmuşsunuz. Kardeşim. Kardeşin. Çünkü dedim çok genç. Bence de bence de sonra da bir tane bence de şimdi siz abinle ağzın ağrıyordu. Şimdi burası, sen önce bana bir ismini söyler misin? Ahmet Bey Kayseri. Ahmet Berkay mı? Evet. Ahmetciğim, abinle nereye geldiniz siz şu anda? Şu anda bir tane koronavirüs vardı ya. Koronavirüs vardı ya. Evet. Bir tane sonra da... Kan vermeye mi geldiniz? Evet. Abin kan verecek değil mi? Evet. Şimdi bana gerek hiç kalmadı zaten. Ahmet o kadar güzel sunuculuk yapıyor ki. Abisiyle birlikte kan vermek için buradalar. Buğra Bey formu dolduruyor. Formu doldurduktan sonra ikinci aşama, işte tansiyonu ölçümüne geçeceğiz. Kan verdikten sonra 15 dakika bir dinlenme molası var ve o dinlenme sürecinde sodanızı ve tatlı bir şey tabii ki yemeniz gerekiyor.
tatlı bisküviler veriliyor burada. Biz Ahmet'le şimdiden açtık, yemeye başladık bile. Peki Ahmet'ciğim, sen de büyüdüğün zaman kan vermek istiyor musun? Evet. Çok güzel bir şey değil mi? İnsanların hayatını kurtarmak. Evet. Hem kan verdiğin zaman süper kahraman oluyorsun, biliyor musun? Evet. Şimdi sen bisküvini ye. Birlikte içeriye doğru ilerleyelim. Tamam? Tamam. Anlaştık. Efendim, dediğim gibi form dolduruyor. İçeriye ilerleyeceğiz. Ardından da tüm aşamaları sizinle birlikte göstermiş olacağız. Ahmet de bugün bana kan bağışı abisiyle birlikte eşlik edecek. Bakalım, hadi içeriye birlikte geçelim. Neler göreceğiz? Bakalım. Aşamalar tamamlandıktan sonra Buğra Bey artık kan verme işlemine başlıyor. Önce bir sizi tanıyalım. Kaç yaşındasınız? 23 yaşındayım. Adım Veli Buğra Sarı. Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Konya'da mı okuyorsunuz? Hayır, Erzincan'da. Binali Yıldırım Üniversitesi'nde okuyorum. Ailem burada olduğu için buraya geldim. Kaçıncı kan bağışınız? İkinci kan bağışım. Ne kadar aralıkta? Diğeri bir 4 yıl falan önce olması lazım. Şöyle ki kendi düşünceme göre kan vermek hani sadece bir sosyal bağış açısından, kan bağışı açısından tabii ki düzene faydalı olduğu açısından şey de var. Bireyin kendi vücudunu da temizleyen hani insanların bunu bir bağış, bunu bir işte bir iyilik tarzında görmesinden ziyade bir zorunluluk olarak görmesi taraftarıyım. Ki kendi vücutlarına da faydalı bir işlem yapabilmiş olsun da aynı spor yapmak veya işte sağlıklı beslenmek gibi düşünebiliriz bunu. Belli aralıklarla insanların kan vermesi gerektiğini savunuyorum. Dünden mi karar verdiniz? Yarın sabah kahvaltıyı yapayım ve kan vermeye gideyim. Yok. Tamamen spontane gelişti. Spontane. Kapının önünde dayı beni çevirdi, gel kan ver dedi, geldim. Güzel oldu. Biz de tam çekimdeydik bu esnada. Aslında böyle de oluyor. Karar verilip de tabii ki gelinebilir ama işte merkezi olmasının, kan merkezinin öneminden de bahsetmiştik ya. Bir anda gelip işte hadi bir de kan vereyim dememesi çok önemli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da tabii ki verdiğiniz bu kan 3 tane cana hayat bulacak. Bu da çok önemli. Sizin gibi gençlerin olması da çok önemli. Şimdi sizi kan vermeniz için şöyle rahat bırakıyoruz. İşlemimiz tamamlandı. Sodamızı açtık burada. İster meyveli soda, ister sade soda. Tatlımızı yedik ve 15 dakika boyunca burada dinleniyoruz. İnsan insan derler idi. İnsan nedir şimdi bildim. Can can değil söylerlerdi. Ben can nedir şimdi bildim. Bu alkışlar sana. Koronavirüse karşı mücadeleyi sen kazandın. Bunlar da sana. Çünkü insan insana muhtaç dedin. Kanından kan, canından can verdin. Şimdi sıra
mücadeleyi kazanan diğer hastalarımız da. Plazma bağışlayın, Kızılay olarak hastanelere ve Sağlık Bakanlığı'na ulaştıralım. Bu zorlu günün sonunda plazma bağışınla insanlık kazanacak. Efendim, Hanım Eli'ni bugün burada sonlandırıyoruz. Hanım Eli Yaz Ekranı özel programında bugün kan merkezindeydik ve kanlarımızı verdik. Hayatlara can olmak için yola çıkmıştık. Bunlar yaptığımız bir tür yayınlar. Sizleri de teşvik etmek adına aslında bu ekranlara görüntüleri getiriyoruz. Çünkü kan verdiğiniz zaman 3 tane cana da hayat oluyorsunuz, umut oluyorsunuz. Bu temennilerle kapatıyoruz efendim. Kan bağışı hayat kurtarır. Kahraman olmak istiyorsanız kan bağışçısı olabilirsiniz. Bir dahaki Hanım Eli Yaz Ekranı özel programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Plazma bağışınla insanlık kazanacak. İmmün plazma tedavisi nedir? Koronavirüs hastaları için kimler plazma bağışında bulunabilir? Plazma bağışı nasıl alınır? Bir bağışçıdan ne kadar plazma alınabilir? Plazma bağışının bağışçı için riski var mı? Bu tedavi ücretli mi? Plazma bağışı süreci ve transfer süreci nasıl işliyor?